Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Yeni nesil hız problemleriyle matematik dersimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlar soru 1 ile başlıyoruz. Önce arkadaşlar ben direkt soruyu okumadan şu grafikte ne anlatılmak istemiş kısa bir şekilde özetleyeyim arkadaşlar. Bakın hız arkadaşlar hızı verilmiş bu aracın saatlik 90'mış ve sürekli arkadaşlar bu aşağı doğru inmiş. Buna karşılık arkadaşlar yük arkadaşlar devamlı artmış arkadaşlar. Bakın yani aracın hızı 90'dan aşağı doğru sürekli azalırken yük ise sağa doğru ilerliyor arkadaşlar, artıyor. Yani bu araç 6 ton yüklendiğinde en son hız arkadaşlar 0 oluyormuş. Yani biz başlangıçta 0 ton yükümüz varken hızımız 90 ise, daha sonra sürekli hızımız arkadaşlar azalıyor ise, yükümüz artmasına rağmen, yükümüz artınca hızımız azaldığı için arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz. 6 tonda 0 olduğu için 90'ı 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar bu aracın hızı ton basın arkadaşlar 15 kilometre azalıyor arkadaşlar saatlik. Her neyse, şimdi direkt devam edelim sorumuza. A noktasında bulunan bir kamyonun hızı ile taşıdığı yük arasındaki ilişkiyi gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Burada gösterdik. Buna göre A noktasından yüksüz hareket eden kamyon B'deki yükü alıp beklemeden dönüş yapıyor. Kamyon buradan çıkmış, B'ye uğramış, B'deki 2 tonu almış, geri dönmüş. Buna göre gidiş dönüş kaç saat sürmüştür diye sormuşuz arkadaşlar. Yüksüz bir şekilde arkadaşlar hiçbir yük yokken kamyon rahatlıkla 90 km hızla ilerleyebiliyor. Öyleyse giderken ki hızı saatte 90 km saatlik. Yol 180 km ise 90-90 gidersek 180 km kaç saatte gideriz? 180 ve 90'dan arkadaşlar gidiş yolculuğumuz 2 saat sürer. Artı arkadaşlar 180 ve 90 2 saat bulduk, artı. Dönüşte ise arkadaşlar acaba hızı nedir bu kamyonun? 6 tonda 90'ı sıfırladığına göre hızını. Arkadaşlar biz her ton başına 90 bölü 6'dan 15 km hızının azaldığını söyleyebiliriz. 2 ton yük alırsa arkadaşlar 15, 15, 30 azalır. 90'dan arkadaşlar 30'u çıkardığımızda dönüş hızı arkadaşlar 2 tona ağırlık aldığı için 60 km saat yapar. Dönüşte ise arkadaşlar bu yol kaç saat sürer? 180 bölü 60'dan dönüşümüzde arkadaşlar 3 saat sürer. Gidiş 2 saatti. Toplam bu yolculuk arkadaşlar 5 saat sürer. Geçelim diğer soruya. Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan iki bisikletinin konum zaman grafiği verilmiştir. Bisikletler aynı anda harekete başladığına göre kaç saat sonra karşılaşırlar diye soru sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi bakıyoruz. Bu dikey uzunluk saati veriyormuş. Yatay uzunluk ise arkadaşlar bizim aldığımız yollara gösteriyormuş. Şimdi biz şu X bisikletlisine baksak. Dikeyde 2 saat yol almış. Evet. Yatayda peki ne olmuş arkadaşlar? Bu 40 kilometre mesafeye eşit olmuş. Öyleyse x'in hızı ne yapar? 40 bölü 2'den saatte 20 kilometre yapar arkadaşlar. Saatlik. Y'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar şu dikey uzunluk yine 2 saat. Şuradaki zamanımız 2 saat. Yataydaki mesafe ne olmuş arkadaşlar? 400'den 340'a geldiği için burada ise 60 kilometre yol ilerlemiş. Yani biz 2 saatte 60 kilometre yol gidiyorsak biz saatte arkadaşlar 30 kilometre yol hızla ilerleriz. İkisi arasındaki mesafe başlangıçta arkadaşlar burada Y buradaydı, X buradaydı. Arasındaki mesafe 400 kilometreydi. Acaba kaç saat sonra karşılaşırlar diye soru bize sormuş. X eşittir V çarpı T diyoruz. X'in hızı 20, Y'nin hızı 30. Bunlar birbirine doğru geldikleri için arkadaşlar, karşılaşacakları için hızlarını toplamak zorundayız. Zamana T diyoruz. Yolumuz da 400'dü. 50 tane T arkadaşlar. 400 ise her tarafı 50'ye böldüğümüzde zamanımızı 8 saat buluyoruz arkadaşlar. Geçtik diğer sayfaya. İki farklı hız aralığında saatlik harcadığı benzin miktarları yukarıda verilen bir araç. Arkadaşlar araç 0 ile 60 km arasında gittiğinde, yani yavaş gittiğinde arkadaşlar saatte her saat 3,5 litre arkadaşlar benzin tüketiyormuş. 60 ile 120 arasında gittiğinde arkadaşlar hızını, yani biraz daha üst seviyeye çıkardığında arkadaşlar saat başı harcadığı arkadaşlar litre arkadaşlar 4,5'a çıkıyormuş. Arkadaşlar bu araç 8 saat yolculuk yapmış ve deposunda başlangıçta 40 litre bulunan benzin. Başlangıçta 40 litrelik deposuna benzin bulunan bir araç var arkadaşlar. 8 saat yolculuk yapmış.
8 saatin sonunda arkadaşlar 6 litreye düşmüş arkadaşlar benzin. Yani 8 saatte arkadaşlar harcadığı toplam benzin miktarı 40'tan 6'ya düştüğünde 34 litredir. Acaba kaç saat boyunca arkadaşlar 0 ile 60 arasında bir hızla ilerlemiş? Yani şu hızlardan birisi ilerlemiş arkadaşlar. Kaç saat boyunca diyoruz bilmiyoruz. Biz diyelim ki arkadaşlar ilk saat yavaş ilerlesin. 0 ile 60 arasında bir hızla ilerlesin. Toplam 8 saat sürmüşse bu yolculuk arkadaşlar 8'den geriye 8 eksi ilk saatte ne yapar arkadaşlar? Hızlı bir şekilde ilerlediği zaman kalır. Yavaş ilerlerken arkadaşlar her saat başına 3,5 litre arkadaşlar benzin harcıyor. Öyleyse 3,5 çarpı x diyoruz arkadaşlar artı hızlı iken ise arkadaşlar 4,5 çarpı saat başı 4,5 benzin harcıyor. Öyleyse 4,5 çarpı arkadaşlar 8 eksi x buradan harcadığımız litre de buradan çıkar. Bu ikisinin toplam harcadığı litrenin arkadaşlar 34 olması lazım. Buradan 3,5 x artı 4,5 çarpı 8, 4 kere 8, 36, 32, 8 çarpı 0, 5, 4 de buradan geldi, 36 yaptı burası. Eksi 4,5 x eşittir 34 ise 3,5 eksi 4,5 arkadaşlar 1 yapar, 1x yapar. 36'yı karşıya alsam 34 eksi 36 yaptı. Buradan 1x arkadaşlar, eksi 1x yapar burası. Yani eksi x yaptı. 34 eksi 36 arkadaşlar eksi 2 yaptı. X de buradan 2 çıktı arkadaşlar. Yani 2 saat boyunca arkadaşlar yavaş olarak 0 ile 60 arasında bir hızla ilerlemiş. Saatte 3,5 arkadaşlar benzin harcarsa 2 saatte 3,5 çarpı 2'den 7 litre benzin harcar arkadaşlar. Öyleyse 6 saat boyunca da arkadaşlar hızlı ilerlemiş ve her saat hızlı ilerlerken 4,5 benzin harcıyor. Öyleyse 4,5'tan 6 tane ne yapar? 27 yapar arkadaşlar bu da. İkisini toplarsak arkadaşlar gerçekten de toplam harcadığı benzin 34 yapıyor. Geçiyoruz diğer sayfaya. Arkadaşlar bu arada soruların birçoğunu arkadaşlar Toprak Yayıncılığın Problemler kitabından esinlenerek yazdım. Çünkü Toprak Yayıncılığın soruları gerçekten arkadaşlar yeni nesil sorulara uygun. Tavsiye ediyorum yani Toprak Yayıncılığı. Aşağıdaki grafikte iki farklı aracın aldıkları yol ve depolarında kalan benzin miktar değişimi gösterilmiştir. Arkadaşlar bakın. Aracın mesela şu aracın arkadaşlar 40 litre benzini varmış. Arkadaşlar sürekli benzin miktarı azalmış. Ne artmış arkadaşlar? Gittiği yol artmış. Burada ise arkadaşlar 30 litre benzin varmış deposunda. Bu yine arkadaşlar benzin miktarı sürekli azalmış. Ne olmuş arkadaşlar? Gittiği yol arkadaşlar sürekli artmış. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. 40 litre benzin en son dibe indiğinde aldığı yol arkadaşlar bu aracın ne olmuş? 600'e mi gelmiş? Yani şu araca biz A aracı desek arkadaşlar. A aracı 40 litre ile 600 kilometre gitmişse arkadaşlar 600'ü 40'a böldüğümüzde 1 litre ile arkadaşlar 600 bölü 40'tan 15 kilometre gider. Yani bu 1 litre ile aldığı yol. 1 litre ile A aracı 1 litre ile ancak 15 kilometre gidiyormuş. B aracı ise arkadaşlar daha az benzinle daha fazla yol gidiyor. Demek ki B aracı arkadaşlar biraz daha küçük bir araç. Yani yakıtı biraz daha az olan bir araç. B aracı ise 30 litre ile 900 kilometre gitmiş. Öyleyse B aracı 1 litre ile acaba kaç kilometre gider? 930'a bölersek arkadaşlar bu da 30 kilometre gider. 1 litre ile. Yani arkadaşlar A aracı 1 litre ile ancak 15 kilometre giderken B aracı ise arkadaşlar 1 litre ile 30 kilometre, 2 kat daha fazla gidiyor. Demek ki arkadaşlar B aracı daha tasarruflu bir araç. Şimdi diyor ki bize, buna göre aynı anda dolu depo ile yola çıkan bu araçların kaçıncı kilometrede depolarındaki benzin miktarı eşitlenir demişler bize. Biz buna şunu söyleyelim arkadaşlar. X kilometre sonra arkadaşlar ikisinde ne olsun? Benzin miktarları eşit olsun mu depolarındaki? Şimdi biz 15 kilometrede 1 litre harcıyorsak mesela 150 kilometre arkadaşlar kaç litre benzin harcarız? 150 bölü 10'dan 10 litre benzin harcarız. 15 kilometre 1 litre harcıyorsak arkadaşlar biz 45 kilometre kaç litre benzin harcarız? 15, 30, 45, 3 litre benzin harcarız. Yani biz bu araçların ikisinde x kilometrede benzin depolarındaki benzin aynı olsun diyorsak biz x kilometrede mesela A aracının kaç litre benzin harcadığını bulmak için
yolumuzu 15'e bölmeliyiz. Ve A aracının deposu arkadaşlar 40'tı. 40'tan arkadaşlar x bölü 15 çıkardığımızda A'nın deposuna kalan benzin bulunur. B aracının da arkadaşlar başlangıçta 30 litre benzin vardı. B aracı da yine x kilometre yol gitsin. Ve B aracının arkadaşlar harcadığı benzin miktarı x'i 30'a bölünce bulunur. Bu ikisini birbirine eşitlediğimizde arkadaşlar biz x'imizi, yani arkadaşlar kilometremizi bulabiliriz cevabımızı. Buradan 30'u buraya aldım. X bölü 15'i buraya aldım. 40 eksi 30 eşittir. O x bölü 15 eksi x bölü 30 yaptı. Buradan 10 eşittir arkadaşlar. 2 ile çarptık. 1 ile çarptık. 2x bölü 30 eksi x bölü 30. X bölü 30 yaptı. Çapraz çarptığımız arkadaşlar. X'imizi 300 yapıyoruz. Cevabımızı 300 bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar anlamayanlar x'e 300 versin arkadaşlar. 300'ü 15'e bölsün, 30'a bölsün. A aracın deposundaki benzini, B aracındaki deponun benzini arkadaşlar kendi gözüyle görebilir. Daha iyi bir şekilde anlaşılmış olur arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Bir futbolcu da oynadığı bir futbol maçı esnasında 20 dakika 6 kilometre saat hızla, 10 dakika 90 kilometre saat hızla, 15 dakika 12 kilometre saat hızla koşmuştur. Buna göre bu futbolcu kaç metre yol almıştır diye soru soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu saatte 6 kilometre ise biz saati hemen dakika yapalım arkadaşlar. 60 dakikada diyelim. Şu 6 kilometreyi de arkadaşlar hemen metre yapalım. 60 dakikada 6000 metre gidiyor diyelim arkadaşlar. Buradaki saati hemen dakikaya çeviriyorum arkadaşlar. 60 dakikada diyelim. 9 kilometre gidiyorsa 9000 metre gidiyor diyelim arkadaşlar. Buradaki saati yine dakikaya çevirelim. 60 dakikada 12 kilometre, yani 12000 metre gidiyor diyelim arkadaşlar. 60 dakikada 6000 metre giden bir kişi 60 ve 6060'a böldüğümüzde arkadaşlar 100 metre gider dakikada. Burada ise hızını biraz daha arttırması arkadaşlar, 60 dakika 9000 metre gidiyorsa 9060'a böldüğümüzde 9 bölü 6'dan 150 metre gider arkadaşlar dakikada. Aşağıda arkadaşlar daha da hızlanmış. Saatte 12 kilometre gitmiş. Yani 60 dakikada 12000 metre gitmiş. 12000 arkadaşlar 60'a böldüğümüzde 200 metre gider dakikada. Burada biz arkadaşlar dakikada 100 metre gidiyoruz. 20 dakika koşmuşsa öyleyse 20 çarpı arkadaşlar 100 metre ilerledi. Yani 2000 metre arkadaşlar ilerledi. Daha sonra 10 dakika boyunca da arkadaşlar saatte dakikada 150 metre gidiyordu. 10 dakikada arkadaşlar burada koşmuş. Öyleyse 10 çarpı 150 diyoruz. 1500 metre arkadaşlar burada ilerlemiş. Daha sonra en aşağıdaysa arkadaşlar dakikada 200 metre ile koşuyor. Ve 15 dakika koşmuş. Öyleyse 15 çarpı 200 diyoruz. O da 3000 metre yapar arkadaşlar. Toplarsak bunları 2000, 3000 daha 5000. 1500 daha 6500 metre arkadaşlar. Toplam bu futbolcumuz koşmuştur. Dersimizi şimdilik burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.